Ankara basının değerli temsilcileri, öncelikle hepinize hoş geldin diyorum bu davetimize icabet ettiğiniz için. Hakan Bey'in de az önce bahsettiği gibi uzun zamandır böyle Ankara basınını bir arada en azından bizim camiamızda görememiştik. Bunu da başardığımız için bir ayrı mutluyum. Hep beraber buradayız. İsterseniz önce şöyle kısaca bir niye böyle bir yola çıktık, ne yaptık, niye bu yola başvurduk onu bir anlatmak istiyorum size kısaca. Ondan sonra da herhalde bir soru cevap şeklinde bir şeyler alabiliriz. Bu arada konuşmamın bir kısmında da yönetim kurulunda beraber olacağımız arkadaşları tanıtmak isterim. Dediğim gibi biz bu yola niye çıktık? Her şeyden önce bundan bahsedeyim biraz. Biliyorsunuz bu sene onursal başkanımız rahmetli İlhan Cavcav'ın adının verildiği bir sezon yaşıyoruz Türkiye Süper Ligi'nde. Bu İlhan Bey'in vefatıyla kongre süreci sonrasında Murat Bey'in başkanlığında bizler de yönetime girerek her şeyin daha iyi olacağını, Gençler Birliği'nin daha iyi yerlere geleceğini düşünerek bir yönetim kurulu üyeliğimiz oldu ve bir kongre yaptık. Bu kongreden sonra kısa bir dönem zaten geçen sezonu bitirdik, yeni sezonumuza başladık. Fakat geldiğimiz şu noktada bir şey var ki Gençler Birliği'nin en iyi olması gereken sezonda bizim umduğumuz yerlerde değil. Hala 15. 16. düşme hattının bir üzerinde, bazen içerisinde. Bu durum hepimizi rahatsız ediyor. Bütün gençler birlikleri rahatsız ediyor. Bunu zaten yönetimin içindeyken de bu konunun büyük kısmından rahatsız olduğumuz için böyle bir tepki koyalım, bir şey yapalım diye biz istifalarımızı vermiştik. Çünkü yönetimin içinde olduğumuz sürece bazı sorunları çözemediğimizi gördük. Bazı sorunlara çözüm üretemediğimizi gördük. Hani en iyisi kulübün içinde kalıp da daha büyük zarar vermektense dışarı çıkalım. Dışarıdan böyle bir tepkimizi verelim düşüncesiyle istifalarımızı vermiştik. Gelinen bu noktada hani hep bir kısım bir ara bahsedildi. Belli kişiler diyor ki işte kulüp kötü gidiyor. Biz kulüp kötü giderken falan değil. Biz Kasım ayında istifa ederken kulübün ilk genel kongres kurulunda başkanlığa ve yönetimine aday olacağımızı o günden düşünüyorduk. O günden açıkladık. Bununla ilgili de toplantılarımızı yaptık. Kulüp büyüklerimizle yaptık. Kulübün emeği geçen insanlarıyla yaptık. Herkesin bu konudan haberi var. Ha, belki basına açıklamamız bu son bir ay içerisinde oldu. Onda bizim kendi düşüncemiz öyleydi. O ara takım biraz iyi gitti, biraz kötü gitti ama kesinlikle takımın iyi ya da kötü gitmesiyle alakalı bir dönemde değil. Başından beri vermiş olduğumuz bir karardı bu. Adaylığımızı açıklamamız. Bunda birkaç ana unsur etkili oldu. Neydi bunlar isterseniz? Birkaç dakikada onlardan bahsedeyim ben. Bir kere Gençler Birliği'nin hep söylediğim bir konu var. Türk futboluna İlhan Bey'in ismini yazdırdığı, Gençler Birliği'nin ismini duyurduğu iki konusu vardı. Bir, maddi gücü. İki, altyapısı. Birinci etapta maddi güçten bahsetmek istiyorum. Biz geçen seneki kongre yaptığımız tarihte kulübün kasasında olan, yani YouTube'a girerseniz zaten bu Mali As Başkanımızın yaptığı açıklamalar var. Rakamın ne olduğu belli. Rakam vermek de istemiyorum açıkçası. Yani bunların hepsi de zaten hepimizin malum olduğu konular. Hep aynı şeylerle konuşmak istemiyorum. Gelinen noktada bizim istifa ettiğimiz dönemde bu paranın büyük kısmı kulübün kasasından gitmişti, harcanmıştı. O noktaya kadar bir de hep bahsedilen bir konu var. Ya bazı alacaklarımızın da büyük çoğunluğu inanın biz istifa ettiğimiz Ekim ayı itibariyle tahsil edilmişti. Satılan futbolculardan, gelen futbolculardan. Yani çok fazla bir alacağı da kalmamıştı ve ödeniyordu her şey peyderpey. Günü gelen bütün paralar alınmıştı. Onlar da bitti. Kulübün kasasındaki nakit de büyük ölçüde bitti. Bunlar bu bizi rahatsız eden konuların en başındaydı. İkinci konu Gençler Birliği'nin hepimizin malumu en güzel, Türkiye'de herkesin örnek olduğu velilerin Gençler Birliği kulübüne 10 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğunu götürdüğü bir ismi vardı. Neydi bu ismin? Altyapısı. Gelinen noktada bugün itibariyle bakarsanız Gençler Birliği'nde altyapının da çalışmadığını gördük. İstifa ettiğimiz gün itibariyle olsun, bugün olsun. Bundaki kastım da şu, bugün Gençler Birliği'nin 17 tane yabancı futbolcu var. Hangi altyapıdan oyuncuyu oynatıyoruz? Kaç tane oynatabiliyoruz? Ne yapıyoruz? Ya da altyapıdan önümüzdeki senede kaç oyuncuyu yukarı çıkartabileceğiz? Bunların da hepsi büyük soru işareti, bizim açımızdan soru işaretiydi. Buna da bu da bizi rahatsız eden konulardan biriydi. Dediğim gibi bu ana iki konuda biz çok rahatsız olduğumuz için Gençler Birliği'nin Türkiye'de isim yaptığı bu iki ana konuda biz böyle bir tepkimizi koyduk.
bu yolda da çıktık. Adaylığımı açıkladım. Yönetim kurulunda olacak arkadaşlarımızla beraber bu yola çıktık. Bu iki konuda tekrar Gençler Birliği'ni her şeyden önce eski günlerine getirmek ve belki de daha ileri götürmek istiyoruz. Yani gerek maddi açıdan olsun, gerek altyapısı açısından olsun. Bundan başka birkaç konu daha var aklımda olan Gençler Birliği'yle ilgili, geleceğiyle ilgili, bu geçmişteki sıkıntılarımızla ilgili. Bir başka konusu bizim yıllardır hep olan bir taraftar problemimiz var biliyorsunuz. Yani problemden kastım şu, belli sayıda insanlara oynayan, hiçbir zaman bu stadı dolduramayan bir yapımız oldu. Bu yapının da değişmesi lazım. Bizim Gençler Birliği için, düşündüğümüz Gençler Birliği'nde bu yapının da değişmesi lazım. Nasıl lazım bu yapının değişmesi? Gençler Birliği stadını dolduracak, 20 bin kişiye oynayacak, 25 bin kişiye. Kaç kişi varsa o kadarlık stadı dolduracak bir kapasitesi olması lazım. Bunun için de bazı planlarımız, projelerimiz var. Soru cevap kısmına geçtiğimizde bunlarla ilgili düşüncelerimizi de söyleriz. Muhakkak bunun da halledilmesi lazım. Gençler Birliği'nin taraftar kazanması ve büyük bir taraftar kitlesini arkasına alması gerekiyor bizim düşüncemiz. Yani dediğimiz gibi kimse şey açısından değil ama 500 kişiyle 1000 kişiyle değil maçlarımızı 20 bin kişiyle oynamak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bir konu daha vardı aklımda olan kulübün şeyle ilgili. Bir de en büyük sıkıntılarımızdan biri Gençler Birliği'nin hala kendisine ait bir stadı yok. Yani bu bize göre en büyük problemlerden de bir tanesi bu. Biz bunu da çözmek için projelerimiz var. Gençler Birliği'ne bir stat muhakkak kazandıracağız. Ha bu eski statlardan birinin alıp büyütülmesi olur, yenilenmesi olur. Birkaç proje de aklımızda var. Bunların da detaylarını istersek soru cevap bölümünde paylaşabilirim. Ama ana hatlarıyla bizim Gençler Birliği için düşüncelerimiz bu. Bundan dolayı bu yola çıktık. Bundan dolayı da böyle bir yarışın içerisine girdik diyeyim. Aday olmamdaki en büyük sebepler bunlar. İsterseniz bundan sonra da bir yönetimde beraber olacağım arkadaşlara bir tanıtayım, şey yapayım. Ondan sonra da soru cevap kısmına geçebiliriz. Nasıl derseniz. Olur mu? Tabii, tabii. İsterseniz Hakan hocam nerede? Pardon oradan sen başla diyecektim ya. Hakan Bey'i tanıyorsunuz. İstersen sen başla şey yapalım. Merhaba Hakan Kaynar. Zaten çoğunuzla tanışıyoruz. Dolayısıyla hani yeni bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Bir de şey, başkanın sözünün üzerine söz olmaz. Özgürcüğüm sen. Kubilay Güvenç ben. İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır. Doğma büyüme Ankaralıyım. Bir bilgisayar şirketim var. 30 yılı aşkın bir süredir. Ankara'da olduğum sürece Gençler Birliği dışında hiçbir takım olmadı hayatımda. İstanbul'da da zor olmasına rağmen, zorluğunda bir sürü sorulara maruz kaldığım için zorluğunu çekiyorum. İstanbul'da da Gençler Birliği'li olmaya devam ediyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Keşke mevcut yönetim rahmetlinin peşinden bıraktığı yerden çıtayı daha yukarılara taşıyabilseydi diye umutlarımız vardı İlhan Bey vefat ettiğinde. Ki Arda Beyler de o mevcut yönetimdeydi. Bütün umudumuz buydu ama geldiğimiz noktada artık bize yakışmayan, Gençler Birliği tarihine konduramadığımız bir takım şeylerden dolayı böyle bir yola çıktık. Arda Başkan önderliğinde. Hayırlı olsun hepimize. Serdar Ulusoy, geçmiş altyapı sorumlusu, stat sorumlusu. 2011'de bir ayrılık yaşadık. Yaşadığımız süreçte Gençler Birliği'nin değerlerinin erozyona uğradığını gördük. İlhan Bey'den sonra alınan emanetin hele hele bu seneki İlhan Cavcav sezonunda değerlerinin korunmadığını ve yıpratıldığını ve ciddi bir geriye düşüş başladığını gördük. Biz geçmiş olan yönetim ve Gençler Birliği sevdasıyla da hep beraber bu konuya taşın altına elimizi koyup yönetim aday olduk. Takdir delegeler. Teşekkürler. Profesör Doktor Faruk Coşkun, ben genel cerrahi uzmanıyım. Geçmişte 10 sene Sayın Rahmetli Başkan'la beraber yönetim kurulunda çalışma fırsatımız oldu. Ben hem altyapıda hem de sağlık kurulunda görev yaptım. Göreve başladığım zaman Gençler Birliği'nde ciddi bir kurumsal yapı olduğunu gördüm.
Zaman zaman Sayın Başkan'la sağlıkla ilgili problemler yaşadı. Kendisiyle çok yakından beraber olduğumuz dönemler oldu. Uzun süren bazen sağlık sorunları oldu. Ama Gençler Birliği'nin o zaman kurumsal bir altyapısı vardı. O kurumsal yapı sanki başkan kurumun başındaymış gibi işlemeye devam etti. Sayın Başkan Arda Bey gayet güzel izah etti. O kurumsal yapı maalesef şu anda Sayın Murat Bey ile beraber çözülme noktasında, ona izin vermemek noktasında bir eylem içerisinde olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir yönetim kurulunun diğer paydaşlarıyla da ilgili mutlaka görevi olmalı. Yani bunlar ne olacak? Hem sporcusuna karşı, hem genel kuruluna karşı, hem de bu nihayet kamu noktasında kamu yararına çalışan bir dernek. Yani gençlerin spor yapması için gerekli altyapı hazırlıkları vesaire. Bunların hepsi Gençler Birliği'nde zaten var. Eğer bu kurumsal yapıyı bozarsak gerçekten büyük kötülük yaparız. O yüzden şu anda Sayın Başkan'la beraber elimizi taşın altına koyduk. İnşallah görev bize verilir. Biz de bu düşüncelerimizi yerine getiririz başarıyla inşallah. Talip Çankırı, mimarım, inşaat işleriyle uğraşıyorum. Faruk hocamlarla beraber, biz Serdar Beylerle beraber aynı anda yönetime girdik. 10 yıllık bir yönetim tecrübemiz var. Rahmetli'de çalışma fırsatı bulduk. Arda Beylerin bu son yıllarda böyle zaten görüyoruz, şu dönemde kötü gidişte. Arda Beyler başkanlığında tasvip etmedik ve bir harekete geçelim dediler. Biz de onları destekleyelim dedik. Beraberiz şu anda. İnşallah daha güzel bir yere getireceğiz takımı. Merhabalar, Sinan Gürsoy, avukatım. 2003 yılından beri Gençler Birliği'nin her kademesinde görev yaptım. Bazen yönetim dışında oldum, bazen federasyonda temsil ettim. Genelde genel sekreterlik görevini üstlendim. Üç arkadaşla beraber 6 ay önce istifa eden gruptayım. Bir şey hatırlatmak istedim. Biz bir çekirdek kadro oluşturduk. Yönetim sayımız 18, artı başkan 19 olacak. Şu anda burada 8 tane arkadaşız. 2 tane daha arkadaşımız var çekirdek grupta bizle beraber olan. Onlar yurt dışında oldukları için bugün katılamadılar. Sizlere çok selamları var. Camiada tanırsınız isimlerini söyleyince. Bir tanesi Harun Erol, eski futbolcumuz, eski futbolcular derneğinin üyesi. Bir diğer arkadaşımız da Mehmet Soylu. O da taraftarların içinde taraftarlarla beraber küçüklüğünden beri tribünlerde bulunmuş. İşte oğlunu gençler birlikte olarak yetiştirmiş değerli bir arkadaşımız. Böyle bir yola çıktık. Allah hakkımızda hayırlısını versin diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hıfzı Kuruş'a ismim benim. Gıda işletmelerim var benim de. Ben de son 10 yıl İlhan Bey'in yönetim kurullarında görev aldım. Son dönem, iki dönemde saymanlık görevini yürüttüm. Davetimize icabet ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim bu olaya çıkma şeyimiz bugün değil. Yani hani o ara takım kötü gidiyordu, bir basın açıklaması yaptık. Onun da tam böyle istediğimiz gibi olmadı. Biz esasında böyle bir toplantıyla bunu açıklayacaktık. Fakat o basın açıklaması da biraz Hakan Hocam tam böyle istediğimiz gibi yapmadı. Herkes dedi ki aday mısın? Aday olduğumuzu şey yaptı. Birkaç hafta önce aldı. Ama o arada Gençler Birliği iyi gitti, kötü gitti. Kesinlikle biz buna bakmıyorduk. İnanın şunu söyleyeyim. Kulübün büyükleriyle, Gençler Birliği'ne eski emek vermişlerle, Ayhan Sümerleri olsun, Öner Aktürkleri olsun, Yaşar Duraklar olsun, Zeki Ünal'lar olsun, eski futbolcuların bir kısmıyla, biz bunlarla Kasım ayından beri bu konunun istişaresini yapıyoruz. Bu konuyu tartışıyoruz. Yani böyle bir niyetimiz olduğunu, bu yola çıkmaya hazırlandığımızı herkese açıklıyoruz. Sadece dediğim gibi yani tesadüfi olarak, başka hiçbir şey değil. Zannettik herkes ya gençler, hiç öyle bir şey yok. Gençler Birliği'nin kötü gitmesine inanın yönetim kurulundan fazla buradaki arkadaşlarla biz üzgünüz. O bir kere kesinlikle bir tesadüf. İkincisi, yönetimin içinde kalsaydınız dediniz en başında. Yönetimin içinde şöyle bir sıkıntı oluşmaya başladık. Kaldık ama hiçbir şey yapamıyoruz. Kendi kendimizi yiyoruz. Bir de karşı tarafta işler iyice gerildi. Yani Murat Bey bir gün sabah bizi aradı. Yönetimden dedi, fabrikaya çağırdı. Önce hiçbir şey de söylemedi. Biz üçümüz vardık gittiğimizde. Hıfzı Bey, ben ve Hakan Bey'di. Dedi ki bütün yönetici arkadaşlardan dedi istifasını istiyorum dedi. İstifalarını istiyorum dedi. Niye Murat Bey dedim. Dedi ki babam da böyle yapar dedi. Ben dedim babanızla 17 sene çalıştım, böyle bir şey görmedim dedim. İki, istifa herkesin
şeydir. Yani kendi hür iradesiyle vereceği bir karardır. Yani bunu siz istediniz diye kimse istifa etmez. 3, şunu yapsaydınız, beni yönetiminize yazmadan Arda boş istifa kağıdını imzala, ben seni öyle yönetime yazacağım deseydiniz, bu bile bir düşünülebilirdi. Ama şimdi çağırmışsınız, aradan 3 ay 5 ay geçmiş, belli şeyler yanlış gidiyor, biz bunu eleştiriyoruz diye, eleştiri hakkımızı elimizden almak için bunu yapıyorsanız, biz burada daha fazla durmanın bir anlamı yok dedik. Ve istifamı da verdim, bunu da işleme koyun dedim, sakın bunu alıp da kasaya falan kitlemek gibi bir yanlış yapmayın, bir an önce bunu yapın dedim, noterle de kendilerine yolladım bu istifayı. Hani dediğiniz niye içeride kalmadınız? İşte bu sebepten dolayı kalmadınız. En baş sebep buydu. İkincisi de dediğim gibi yani bir çözüm bulamıyoruz. Kendi kendimizi yiyoruz. İşler daha böyle sıkıntıya giriyor. Belli bir çekirdek ekip Gençler Birliği'nde yönetici dediği değil, buna da inanın. Teknik ve dışarıdan menajerler vasıtasıyla Gençler Birliği'nin her şeyi idare ediliyor. Yönetim kurulu alınan satılan futbolcuları gazetelerden öğreniyor. Hoca gidiyor gazetelerden öğreniyor. Hoca geliyor gazetelerden öğreniyor. Yani bunu ya... Ya bakın İlhan Bey öyleydi böyleydi, gerçekten masaya yumruğunu vururdu ama akşam arardı genel sekreteri, Sinan herkese haber ver, Arda'yı yolladım, Serdal'ı getirdim, herkesin haberi olsun. Ertesi günkü kimse bunu gazeteden öğrenmezdi. Gene kendi yapardı ama nezaketen oradaki yönetime bir insana, ben sabah bir sabah telefon açtım, aranızdaki gazetecilerden biri hoca gitmiş haberin var mı dedi. Yani şimdi ya bunların içinde kalmak hem bize zarar veriyordu hem kulübe zarar veriyordu. En iyisi dedik ki dışarı çıkalım. Dışarıdan mücadelemizi verelim. Üçüncü ve son konu, yanlış hatırlamıyorsam altyapıyı sordunuz. Altyapıyla ilgili ben başından beri söylüyorum. Gençler Birliği'nin bugüne kadar yetiştirdiği lisanslı yüzlerce sporcusu var. Dediğiniz gibi dışarıdan hoca falan bulmasına gerek yok. Biz ilk etapta şunu yapacağız. Bu tesisler kurulduğu zaman Ankara'nın nüfusu, benim babam o zaman yöneticiydi, 2,5-3 milyondu. Bugün Ankara'nın nüfusu 6 milyon. Ne var elimizde? Bir Etlik tesisleri, bir Beştepe tesisleri var. Yetmez. Ankara'daki her belediyeye gideceğiz. Gençler Birliği için altyapı tesisleri isteyeceğiz. Halı sahalar isteyeceğiz. Buralara Gençler Birliği futbol okulları açacağız. Yüzlerce eski sporcumuzun isteyeni, lisansını olanı, eğitim belgesi olanı da buralara hoca yapacağız. Bunlara da diyeceğiz ki gidin Gençler Birliği'ne sporcu yetiştirin. Ankara'da sadece Beştepe'de, Etlik'te olmayacak Gençler Birliği. Çankaya'da olacak, Mamak'ta, Altındağ'da, bütün ilçelerinde, Şerefli Koçsar'da, Beypazarı'nda her bize yardımcı olmak isteyen belediyeyle bu projeyi yapacağız. Ha bu bir günde olmaz. Belki 3 sene sonra olacak. Belki 5 sene. Ama bütün Ankara genelinde belki 20-30 tane Gençler Birliği futbol okulu açacağız. Bu okuldan yetişen sporcuları da zaman içerisinde takımımıza kazandıracağız. Altyapı da böyle olur. Yani şunu söyleyeyim. 6 milyon nüfuslu Ankara'da biz Gençler Birliği'nde oynatacak 28 tane, 30 tane sporcu bulamıyorsak zaten bu işin şeyinde, mantığında bir yanlışlık var. Yani bugün Almanya'daki Almanya'nın nüfusu hemen hemen Türkiye ile aynı. 7 milyona yakın lisanslı sporcu var, futbolcu var. Gençler Birliği'nde 700 bin, Türkiye'de 700 bin tane var. Yani bu zaten bu yanlış. Biz bunu kaldırmak için altyapıyı olabildiğince yaygın hale getireceğiz. Ve herkes için altyapı yapacağız. Oradan da sporcuların yetişmesini sağlayacağız. Onu da dediğim sistem içerisinde yapacağız. Herhalde bu kadar dediğim, yanlış hatırlamıyorsam şey olarak. Ben bir şey söyleyebilir miyim burada? Hadi. Şimdi Yılan Cavcav 1981 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilk başkan olmuştu. Kolazir. 78 mi? 81'de başkan. Şey, ortakal su falan bir şey olabilir. Çalgam suyu olsun o zaman. Yani o zamandan bu yana rahmetli herhalde bir 50 sene, 40 sene geçti. Evet. Yani Gençler Birliği'nin belki de demokrasilerden bahsettik ya. Yani siz de gayet güzel söylediniz. Muhalefet mutlaka olmalı ki. Yani iktidarda olanlar çok daha hem uyarılma noktasında uyarılma şansını elde etsinler de daha motive olarak çalışsınlar. Gençler Birliği'nin belki de son 40 yıldır en büyük sıkıntısı muhalefetin hiç olmaması. Ben bir defa hatırlıyorum bir muhalefet hareketi oldu. O zaman da çok, ben de yönetim kurulundaydım yani o şeyde. O kongrede muazzam motive olmuştuk yani. Yani daha başarılı olmak, efendim muhaliflerimize karşı takımın içerisinde daha bir birlik sağlamak, daha başarılı hale getirmek için. Ben netice itibariyle bence özellikle Sayın Cavcav öldükten sonra, rahmetli olduktan sonra yani oğlunun hemen başa geçmesi, bir sanki baba oğul devam ediyormuş gibi başlangıçta ama duayen bir başkan. Gerçekten yani 10 sene beraber çalıştık onunla. Hem büyük bir şans kendisiyle beraber çalışmak, hem de bir bakma şanssızlık. Kendinizi çok fazla geliştiremiyorsunuz.
Evet, her zaman şeye getirirdi. Yani bütün toplantılarda sorunları dile getirir. Mutlaka yönetim kurulunu uyarır. Ama netice itibariyle kararlarını tamamen kendisi alır. Yani sizin de çok fazla işlere karışmasına müsaade etmez. Öyle bir tavır vardı. O yüzden kendinizi çok daha fazla geliştiremiyordunuz. Ama ben altyapı sorumlusu olarak çalıştım. Şimdi biz altyapıda neler olduğunu biliyoruz. Mesela futbolcularda hep faydalanıldı. Ama çok fazla ben o sorunlara şey yapmak istemiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim yani. Şimdi futbolcu çalıştırıyorsunuz ama asgari ücret veriyorsunuz. Yani böyle bir altyapıda, böyle bir motivasyonla yani altyapıdan futbolcu yetiştiremezsiniz. Ben çok basit bir örnek olsun diye söylüyorum. Pek çok eksik var. Onları çok iyi biliyoruz. Ama onları yapabilmek için herhalde şu anda Gençler Birliği sıkıntıdayken çok dile getirmek çok doğru olmayabilir diye düşünüyorum. Yani muhalefet var diye bence kamuoyunun biraz şey yapması lazım yani bunu daha olumlu karşılaması lazım diye düşünüyorum. Biz o konuda bir çalışma da yaptık bütçemizle ilgili. Bir kere biz bütçemizi kendi cebimizden daha çok Gençler Birliği'nin kaynaklarını artırmak üzere kurguladık. Bununla ilgili de birkaç projemiz de var. Yani nasıl artırılabilir? Ben şuna da karşıyım. Ya bu sene biz yönetimde X parayı topladık, Gençler Birliği'ne hibe ettik. Seneye ne olacak? Biz gittik, başkası geldi. O para bulunacak mı? Yani dolayısıyla bunun şahıslardan daha çok Gençler Birliği'ne bu gelirin bir şekilde bir akarının sağlanması lazım. Buna ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Süper Lig'de zaten kulüplerin gelirleri iyi rakamlar. Siz bunu düzgün kullandığınız zaman, buna doğru transferler yaptığınız zaman, doğru ücretler ödediğiniz zaman bence çok da böyle dışarıdan bir şey yapmaya gerek yok. Onun bir kısmıyla da gelir elde edilici projeler yapılabilir. Stat kısmına gelince statla ilgili iki tane bizim ana düşüncemiz var. Ben Hacettepe'de başkanlık yaptığım dönemde özellikle bu Cebeci ile ilgili birkaç görüşmemiz olmuştu. Cebeci stadının biliyorsunuz TOKİ'ye şey olarak verildi. Bir konut ve karma proje yapılmasıyla ilgili. Biz o zaman Sayın Altındağ Belediye Başkanımıza gittiğinde hep beraber gidip TOKİ'den buranın alınabileceğini ve buranın yıkılıp güzel bir tekrar stat yapılabileceği ile ilgili bir çalışmalar yaptık. Ama ben o dönem Hacettepe'yi bıraktığım için devamını getiremedik. Artı mesela Ankara'da bir Austin stadı var. Burası alınıp daha büyük bir hale getirilebilir. Burası geliştirilebilir. Alternatifler çok. Yeter ki bir projeler üretilsin. Devlet büyüklerimize gidip anlatılsın. Kimse de bizi oturup da ya gelin size stat vereceğim demiyor. Sonuçta biz bu projeleri geliştirip aklımızda olan en azından bu ikisi var şu anda ilk etapta. Bunlarla ilgili gidip her yerin kapısını çalacağız. O konuda hiç şeyimiz yok yani. Olmayacak. Öyle bir ihtimal yok. Biz öyle bir ihtimal düşünmüyoruz. Öyle bir ihtimal yok. Bugün çıkacaklar, bu hafta çıkacaklar. Osmanlı'da yenecekler. Ondan sonraki hafta Sivas'tan da puan alacaklar. Geri dönüp Antalya'dan da. Ben Gençler Birliği'nin düşmeyeceği konusunda o konuda hiç yani en ufak bir şeyim yok. Ha yani çok böyle farazi ve fantazi bir şey konuşmak istersen biz bu yoldan da hiçbir şekilde dönmeyeceğiz. Gençler Birliği nerede olursa olsun bu ekip olarak biz oraya adayız. Bu kulübü yönetmeye adayız. Yani neresi olursa olsun en fantastik düşünebildiğin lig neresiyse orada bile olsa biz Gençler Birliği'ni alıp yönetmeye adayız. Ama olmayacağına inanıyorum. Onu da peşin söyleyeyim. Kongredeki hazır ürün cetvelinin sayısını biliyoruz. O da yaklaşık 1580 civarıydı. Yani 1600 değildi tam. Yani 1580-1590 tam numara rakam yani yazıyor bir yerde ama bilmiyorum belki Sinan Bey hatırlar o rakamı. Yani 1500 küsürdü ama tam değil. Hani ne olur ne biter o konuda hiç bir şeyimiz yok. Ya ben hep bunu da söylüyorum yani mesela bu delege konusunda ya işte alırlar delege ya delege yapmak önemli değil. Delege de gelecek orada bizi de dinleyecek orayı da dinleyecek. Yani insanlar o zaman yani hiçbir şekilde bu yollara çıkmamak lazım. Yani hiçbir şekilde muhalefet de yapmamak lazım. Adam istediği kadar 10 bin delege yapar yener beni. Yok öyle bir şey. Oraya gelen delege de aklı başında bir insandır. Orayı da dinler, bizi de dinler. Biz yapacağımızı anlatırız, onlar yapacağını anlatır. Onların yaptıklarına bakar. Sandığa girdikten sonra bir kendisi, bir vicdanı, bir de Allah var oranın içinde. Kim oy vereceğini diyemezsiniz ki bana. Yani sen bana verdin, ona verdin. Girecek delege, oyunu verecek. O konuda da ben hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Üzen bir konu var. Oradan başlayarak ben sana cevap vereyim. Ben hep söylüyorum daha önceki şeylerde. Benim babam 1980'de Gençler Birliği'nde yöneticiydi İlhan Bey'le beraber. 80-81'de. 86'ya kadar, 86-87'ye kadar yöneticiydi. Beni 10 yaşımda aldı. 82 yılında Gençler Birliği 2. Lig'de şampiyon olduğu sene. Çoğumuz hatırlar, Reyt abi hatırlar Eskişehir'le çekişip de bir şampiyon olduğumuz sene vardı. O zaman beni maçlara götürmeye başlamıştı. Ben ondan sonra Ankara'da lise okudum, ortaokul okudum. Benim arkadaşlarımın hepsi
başka takımları tutan bir defa o günden bugüne bir şampiyonluk yaşadı. Ben yaşamadım. Gençler bir olarak, bir taraftar olarak hayatımda hiçbir zaman şampiyonluk sevinci diye bir şey yaşamadım, öyle bir şey. Hani bunu niye söylüyorum? Ya kaybetmekten korksak Gençler Birliği'ni tutmazdık biz. Yani hiçbir zaman öyle bir bu takım her gün şampiyon oldu diye sevmedik biz. Yani bu da dediğim gibi bir kongredir. Delege gelir, onları dinler, bizi de dinler. Kazanırız, kaybederiz, kazanacağız. O konuda da hiç şeyim yok. Yani o konuda da vicdanen rahatım. Çünkü yapılan yanlışlarla ilgili anlattıklarımız ortada. Gençler Birliği'nin şeyinde, yani kongresinde kazanacağımıza da inanıyorum. Ha, kazanmazsak ne olur? Dediğim gibi 82'den beri Gençler Birlikliğim, yine Gençler Birlikliğim, yine şey yaparız. Yine çıkarız yanlışları, dilimizin döndüğü kadar anlatırız. Yine dinleyenler olursa şey yaparız. Ama bugün, yani Gençler Birliği'ni dün sevmedik, dün de, yarın da bırakmayacağız, onu söyleyeyim. Bu konuda şey. Bir de bir şey daha söylemiştim. Ha, süreçle ilgili. Ya bir kere ilk etapta bir şey söyleyeceğim. Gençler Birliği'nin en hızlı çalıştırmamız gereken kısmı mali ve altyapı kısmı. Mali olarak düşüncemiz şu: elimizdeki verimsiz ve pahalı kontratların bir an önce Gençler Birliği kulübünde uzaklaştırılması lazım. Yani sporcu anlamında bakıyorum. İsim olarak bir şey söylemek istemiyorum. Ama alınan verim belli, ödenen ücretler belli. İlk geldiğimiz gün ilk el atacağımız konu bu. Yani bu verimsiz kontratların bir an önce Gençler Birliği Spor Kulübü'nden bir şekilde uzaklaştırılması ve iptal edilmesi lazım. Daha düşük paralara, İlhan Bey'in zamanında yaptığı gibi daha verimli sporcularla bir kere önümüzdeki senenin hazırlığı yapılacak. Bu arada da altyapı ile ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Hemen bu yaz boyunca belediyelerimize gideceğiz. İşte seçim arefesi, bütün belediyelerimizi burada sıkıştıracağız. Diyeceğiz ki bize bir tane halı saha, bize bir tane spor tesisi. Seçim zamanında bütün belediyeler büyük bir zevkle yapacağına inanıyorum bu işi. Yaz boyunca böyle bir çalışma yaparsak belki Ankara'nın 20-25 belediyesinden değil ama 2-3 tanesinden bu tesisle ilgili altyapı şeyimizi elde etmeyi umuyorum. Buralarda hemen dediğim gibi futbol okullarımızı açacağız. Altyapının bugüne kadarki çalışan hocalarıyla oturacağız. Bir tekrar ne oluyor, ne bitiyor, bunu yapacağız. Bir taraftan mesela Hacettepe gibi Gençler Birliği'nin elinde önemli bir değer var. Bundan yukarı kimler alınabilir? U21'den kimler alınabilir? Altyapıda kimler var? Bunlarla ilgili bir çalışma isteyeceğiz. Ve bir an önce ilk etapta yapacağımız bu yaz boyunca altyapının ve mali kısmının iyileştirilmesi olacak bizim açımızdan. Ondan sonra da zaman içerisinde işte statla ilgili çalışmalar yapacağız. Ya yapılır bunlarla ilgili, dediğim gibi yani hele ki Türkiye'de şu anda insanların böyle bir hep bir proje ve şey beklediği bir dönemde böyle gidip de biz bunları yapacağız dersek, buna ben bütün siyasilerin, yani A, B, C demiyorum, herkesin destek olacağını düşünüyorum. Söyleyeyim mi? Ben şunu söyleyeyim. Mesele Ümit Hoca, Ahmet Hoca, Mehmet Hoca değil. Herkes bu kulübün bir çalışanı, bir neferi. Yani o gün oturulur, konuşulur bunlar. Ben kendi gönlümdekini söyleyeyim. Ben hep şundan yanayım. Gençler Birliği yüzlerce futbolcu yetiştirmiş bu kulüp. Bana göre Gençler Birliği'nin hocası da Gençler Birliği'nin de futbol oynamış birisinin olması. Ha, gönlümdeki bu. Bulabilir miyiz, anlaşabilir miyiz, olur mu bilmiyorum. Ha, Ümit Hoca gerçekten bunlara uyan birisiydi. Oturulur konuşulur ama benim hep gönlümden geçen budur. Gençler Birliği'nin hocası Gençler Birliği'nde futbol oynamış, o formayı terletmiş birinin olması lazım. Yani dışarıdan gidip de başka bir kulüpten başka bir hoca bulmak benim pek hoşuma ve kafamda olan bir düşünce değil açıkçası. İstifa etmeden önceki maçımız neredeydi? Alanya'ydı. Alanya deplasmanına gittim. Ondan sonra ya onu da çok düşündük esasında, gidelim. Biliyorsunuz tribünde bir kısım insanlar yönetimin aleyhine bağırıyor, şey yapıyor. Yani daha biz stada gitmeden arkamızdan diyorlar ki sezon başında birkaç isim konuşuldu. Yani biz protokolde otururken yanımızdaki insanlar Murat Bey'e dönüp bunları işte Arda Başkan bağırtıyor, bunları başka bir yönetici eski abimiz var o bağırtıyor diye söyleyen insanlar. Yani bir de istifa edip oraya gittiğimizi düşünsenize, yani herhalde her şey karşı takıma prim verdi bile diye derler bu insanlar bizim için. Yani dolayısıyla en iyisi evimizde oturuyoruz, seyrediyoruz maçlarımızı. Efendim? Televizyondan izliyoruz yani. En son Alanya maçıydı ama Alanya'dan döndük, istifa ettik zaten. Dediğim gibi yani biz kulübün içinde olan bütün büyüklerimizle, yani Ayhan Sümer'inden Öner Aktürk'üne, Niyazi abiden Ufuk Özerten'ine, aklınıza kim gelebiliyorsa hatırlayabileceğiniz, daha eskilerde benim yaşım yetmediği insanlarla da büyüklerimiz görüşüyor. Herkese temas halindeyiz. Herkese bu niyetimizi Kasım'dan beri anlatıyoruz. Böyle bir yola çıkacağımızı, böyle bir şey yapacağımızı. Ha, destek veren oluyor, vermeyen oluyor, yanlış yapıyorsunuz diyen oluyor ama herkesle istişare halindeyiz. Yani kimseyle biz şey yapmadık, herkesle paylaştık şeyi. Niyazi abi de bunlardan birisi. Ona da birkaç defa gittik, anlattık böyle bir şey yapacağımızı. O da
bize destek olduğunu ve inşallah başarılı olmamızı istediğini söyledi bize. Ama dediğim gibi herkes de kulübün içerisinde, en azından benim aklımın yettiği dönemde bu kulübün içinde büyük diye gördüğüm kim varsa hepsiyle bir şekilde görüşüyoruz. Hasan Şengel. Yok, fabrik adam birisi var, ben varım. Dedi ki Murat başkan vekili yapsam dedi. Ben de dedim ki Niyazi abi başkan vekili. Niyazi abiye başkan vekiliğini bırak dersen istifa eder Niyazi abi, sıradan yönetici olmaz dedi. Onu göze almış rahmetli. Telefonu kaldırdı işte Trabzon'da Niyazi abiye, dedi ki ben Murat başkan vekili yapacağım dedi. Niyazi abi de ben o zaman istifa ediyorum, sümenin altında da istifam var, bunu koy yürürlüğe dedi. Başkan bana dedi ki öğleden sonra bir toplantı yap, orada Murat başkan vekili yapalım, bitirelim. O gün de düştüğü gün başkanın, doktor izin vermedi saat 4'de toplantı koymamıza. Hatta ben gruptan toplantı var diye yazdım. Yazdı. Saat 4'te. Doktor izin vermeyince cuma günü saat cuma namazından sonra 1:30'a aldık toplantıyı. Rahmetli takım elbiseyi giymiş, saçlarını taramış, kokuları sıkmış. Yani öyle bir geldi ki hepimize tek tek vasiyet etti abi. Bundan sonra başkan vekiliniz bu. Bir yandan da bana yanda diyor ki sürekli Sinan çok başım ağrıyor diyor. Tamam başkanım siz gidin. Söylediniz biz emanete sahip çıkacağız diye. Sadece ben değil, işte yönetim kurumunda bütün arkadaşlarımın hepsi söz verdik. Yani o cavcavın bir vasiyeti gibiymiş. Eve gidiyor, başım çok ağrıyor, nazam diyor, kafasına patates bağlıyorlar, yatıyor. Oh diyorlar, ne güzel uyudu, ağrısı geçti herhalde. Halbuki ölmüş yani o hastanedeki süreç falan. Komaya girmiş o gece yani. Uzama kısmıydı. Dolayısıyla böyle bir vasiyet altında Murat Cavcav başkanlık yapar mı yapmaz mı kısmında bizim de tereddütlerimiz var. Çünkü ben 16 yıldır kulüpteyim. Biz etkin bir yönetici olarak görmedik kendisini. Hatta düşündük de arkadaşlarla, dedik ki ya işte bir grup çıksa mı, aday mı olsa dedik. Ama o camianın içerisindeki kanaat önderlerinin hepsi hemfikir olarak dediler ki bu cavcavın vasiyeti, sakın böyle bir şey yapmayın. Bunlardan sizlerin de hepinizin haberi var. Biz dedik ki tamam. Yani soyad Cavcav, İlhan Bey'in oğlu, yaş 54-55, ticaret adamı illaki görevi devam ettirir. Biz de arkasında kendisine yardımcı oluruz. Hatta vasiyet etti, dedi ki bunun sözünden ayrılma dedi benim için. Dinleyen şahit de hayatta yaşıyor bugün. Yani ben tabii Sinan Bey'e şurada şey yapacağım. Yani vasiyet de, yani o zaman vasiyetti, şimdi niye vazgeçiyoruz o zaman? Tamam abi, vasiyetten de. Ben şunu söylemeye çalışacağım. Şunun için söylüyorum. Yani İlhan Cavcav burada pek çoğumuzun olduğu gibi baba yani. Onun için bir baba İlhan Cavcav olarak, yani Murat Cavcav'ın başkan olmasını istemesi son derece normal. Ama Murat Cavcav bizim için genel kurul tarafından seçilmiştir. Evet, Sayın İlhan Cavcav kendisine başkan seçilmesi için yakınlarına ricalarda bulunmuştur, bizzat söylemiştir. Ama genel kurulunu Murat Cavcav'ı başkan yapmıştır. Onun için bizim için şeydir, kutsaldır. Genel kurulun seçtiği birisidir. Ama netice itibariyle biz 5 sene falan Murat Cavcav'la aynı yönetim kurulunda çalıştık. Yani kendisinin yönetim biçiminde ne olacağını az çok yani tahmin ediyorduk. Yani yönetime geldikten sonra davranışları tahmin ettiğimiz şeklinde olduğu için şu anda buradayız. Yani bunu böyle bilmesi lazım. Bir de şunu ben tekrar vurgulamak istiyorum. Hakikaten yani bu yönetim kurulu adayını, başkan adayını Gençler Birliği'nin kötü senaryosu üzerine kurarsak hem bize haksızlık olur hem Gençler Birliği'ne çok haksızlık olur. Evet. Onu bir daha vurgulamak istiyorum. Kim yazmış? Taksim'den bana da söz hakkı doğdu. Ben kulübün 16 yıldır genel sekreterliğini yapıyorum. Bu üyelikleri işte benim yaptığım, benim çıkarttığım, benim attığım, benim yaptığım gibi bir takım şeyler var. Gençler Birliği kulübünde 16 senedir genel sekreterliği üst düzey görev yapmama rağmen kendi soyadımdan, kendi çalışanımdan bir tane üye yoktur. Bütün üyelerin hepsinin Gençler Birliği'nde olmasına son derece dikkat etmişimdir. Bunun şahitleri Trabzon'da bir taraftarımız var, bazen Bülent Kırmacı diye bir tane bürokratımız var, bir tane hanımefendi var, ismini hatırlayamıyorum. Gelen evrakların hepsini
telefonun hoparlörü açıkken, yönetici 3-4 arkadaş varken hoparlörle basar arar. Bütün şeyleri. Üye formatı. İşte Ahmet Bey, Gençler Birliği'ne üye olmak istemişsiniz. Nereden geliyor sempatiniz? İşte babadan geliyor, ben maçlara giderim. Biraz ilerletin. En son yaptığınız iki transferden haberiniz var mı? Son maçı kimden oynadık? Falan gibi böyle bilgi alıp hep yanına not düşer, ona göre bir yapmak. Bir yöneticiye 5'ten fazla ya da başkanın takdiri 10'dan fazla, çünkü yönetime giren kişinin arkadaşları ya bizi de üye yap diye söylüyor. Ama her yöneticiye 10'ar tane hak. Mesela Arda Başkan bana çok kızmıştır, küçmüştür üye yapmadı diye. Diğer arkadaşlar da kızmıştır. Bu standardı korumaya çalıştık. Çıkartılan üyelerde de böyle fason olan, tanımayan, bunların çıkartılması için de çalışmıyor. Bizim amacımız gerçekten bu kulübü seven, bilen, tanıyan insanların üye olması. Ama maalesef ki ülkemizde dernekler kanunu bunu gerektiriyor. Yani iktidar bunu yapıyor. Bunu yapmaz demek çok yanlış bir şey. Kim iktidar olsa aynısını yapıyor. Yani bütün kulüpler yapıyor. Keşke kanunu değiştirseler, yani şöyle yapsalar, deseler ki 2 yıl üye olmayan oy kullanamaz deseler mesela. Ya da 5 yıl üyeliği olmayanlar yönetici olamaz deseler. O zaman üye yapmanın da bir anlamı kalmaz. Diğerini ben alacağım. Ama anayasaya aykırı diyorlar. Ben bunun için de tüzük değiştirmek için çalışmada ön üyelik diye bir şey verelim, bir sene bekletelim dedim. Ama dernekler masası müsaade etmiyor. Yani eğer ki böyle bir şey olursa size söz, gerçek hak eden kim ise o üye olacak. Yani bunu da taraftarlar çok iyi bilir. Bana gelip de taraftar olduğunu anlatan, bilen kişiye ben derim zaten. Sen Gençler Birliği'ne üye olmalısın. Kartını ver, ben formunu ver, altına da ben imza atayım diye söylemişimdir. Onun için inşallah bundan sonra o şekilde gider. Kanun da değişecek zaten büyük ihtimalle. Onunla ilgili en üye 550. Gençler Birliği de 20 bin kişiyle yapsın kongrelerini, 30 bin kişiyle yapsın, 10 bin kişiyle yapsın. Bu konuda hiç şeyimiz yok. Yeter ki o taraftar o kulübe bir kendine ait hissetsin. O kulübün yıllık 70 lira, 100 lira aidatlık ücretini yatırsın. Onun dışında da hiçbir şey olmaz. Yani bence bütün taraftarların da olması gayet doğal. En doğal hakları ya, böyle bir şey var mı? Yani bugün internette okumuştum. Barcelona kulübü statta yer olmadığı için yeni üye kaydedemiyormuş. Çünkü her üyeye bir statta yer vermek zorundalarmış. Tüzüklerinde mi artık, kanunlarında mı var? Yeni delege alamıyorlar çünkü statta koltuk veremiyorlar. Ancak bir kişi ölürse onun yerine alabiliyorlarmış. Niye böyle olmasın? Stada gelen adam o kulübü seven adamdır. O da üye olacak. Kulübe destek vereceğine inandığın herkes üye olacak. Bence olabildiği kadar çok olsun. Bir de sadece Atatürk Lisesi olarak dürüstçe söyleyeyim, düşünmedik. Ama Türkiye, Ankara genelindeki bütün okullarda bu çalışmayı demin de bahsettim sana da kapının önünde. Yapmayı düşünüyoruz. Nasıl yapmayı düşünüyoruz? Bir kere benim hep söylediğim bir şey var. Bir insanı 25 yaşından sonra takım tutturamazsın. Bir çocuk 10 yaşında benim gibi 8 yaşında 12 yaşında gider, o takım nereye giderse onu tutar. Bunun için de bizim en baş projemiz çocuklara, küçük yaştaki çocukların eğitildiği okullara gideceğiz. Babalarıyla maça gelen çocuklar için bu şeyi, stadı bedava yapacağız. Yani maça gelmeyi bedava yapacağız. Sadece Paso Ligi'ni alsın, her baba yanında getirdiği çocuğu, babası ve çocuğunu bedava sokacağız bu şeye. 1 lira ya da 50 kuruş neyse, yani kanunun el verdiği en küçük para birimiyle sokacağız. Yeter ki o çocuklar maça gelsinler. Bunları da nereden yapacağız? Okullarda insanları bunlara alıştıracağız. Bence Atatürk Lisesi de çok güzel bir örnek. Bu kulübün kurulduğu yer, bu kulübün ilk çimentosunun karıldığı yer. Dolayısıyla orada bir öyle bir projeyle başlanabilir. Küçük yaştaki çocuklar stada gelsin diye şey yapacağız. Gençler Birliği'nin stat gelirleri öyle çok büyük rakamlar değil. Onlardan birkaç sene vazgeçeriz. Onu biz doğru transferlerle, doğru yatırımlarla onu başka bir yerden çıkartırız. O stat gelirinden vazgeçeriz, o insanları kulübe alıştırırız, o çocuklar 15 yaşına geldikten sonra 100 lira pasolik deyin ya da yanlış söyledim, 100 lira sizin şeyiniz deyin, kombineniz deyin, gider alır. Yeter ki o kulüp sevgisini içinde bir görün. İşte yani çevremizden biliyoruz, insanlardan biliyoruz. Ama 25 yaşındaki bir insanı götürüp de Gençler Birliği yapmamız çok zor. 30 yaşındaki bir insanı götürüp Gençler Birliği yapmak çok zor. Bundan dolayı okullarda böyle bir çalışma yapacağız. Çok güzel söylediğin gibi Atatürk Lisesi de bence buranın başlangıç noktası olur bu projenin. Ben işte anlatıyordum, Faruk Hocam araya girince yarım kaldı.
Hani şimdi diyorlar ki niye başladınız da işte 3 ay sonra 4 ay sonra görevi bıraktınız. Şimdi ben kulübün genel sekreteriyim, avukatıyım. Futbolcuyla yapılan sözleşmeden haberim yok. Şimdi diyorum ki niye benim haberim yok? Sonradan öğreniyorum. Ben ilk defa imza parasını yeni gördüm. Bu ölçüler. Garanti para ilk defa gördüm. Bakın şey değil. Ya futbolcu oynamasa da aylık para alıyor. Maaş ayrı. Bir de garantisi var yani. Oynasa da oynamasa da o parayı alıyor. Hayatımda gördüm. Çünkü futbol emek işi. Zaten adama bir para veriyorsunuz, aylık veriyorsunuz. Diğerleri hep maç başına bağlı. Oynarsa alır. Oynamazsa bir futbolcu maaş alır mı yani yedek ya da kadroya girmezse? İlk defa gördüm. Bunlara isyan edince de sıkıntı çıkıyor tabii yani. Ondan sonra Arda Başkan dedi ki bizim istifamızı istedi. Benden istifa istemediler şimdi Allah var. Ha, beni de görevden alacaklar. Yani oynatıp. Görevden alacaklar. Onun için içeride kalıp mücadele etme şansımız kalmamıştı. Ha, dışarıda ne kadar mücadele ederiz onu zaman gösterecek. Ercan biz muhalefet yapmakla takıma eksi kazandırdığımızı düşünsek bugün burada bu işi keseriz abi. Biz muhalefet yapıp ya şimdi bir başkan kazandığı maçtan sonra futbolcularını kutlamak ya da bir şey yapmak yerine muhalefete laf söylüyorsa biz hırslandırıyoruz demek. Hırslandıralım takım hırslansın. Abi şunu söyleyeyim. Takım iyi sonuçlar alsın. İnanın. Yani başka transferler yapmadılarsa aynı menajerlerin mesela 3-4 tane sırt gelecekti. Sesenyan geldi onun yerine. Kötü mü oldu şimdi Sesenyon'un gelmesi? Sesenyon'un gelmesine itiraz edebilecek bir tane gençler birlikte var mı? Maliyetini bile kimse tartışmaz, konuşmaz. Bizim istediğimiz bu. Muhalefet, hocamın dediği gibi bazı şeylerin önünü kesiyor. Daha parayı biraz daha tasarruflu harcamaya başladılar. Takıma biraz daha sarıldılar. Maçlara biraz daha gitmeye başladılar. Yönetim kurulundan kaç kişi var maçlarda takip ediyorsunuz? Biraz daha sarılsınlar, biraz daha kenetlensinler. Çok daha güzel bir şey oldu bizim istifamızla. Biz yaklaşık 7 ay yönetimdeydik değil mi? Murat Bey seçildikten sonra 7 ay falan yönetimdeydik. Toplamda 4 defa yönetim kurulu toplantısı ya da 5 defa yapıldı. En uzun da 25 dakika sürdü. Bizden sonra en azından bir yönetim kurulu toplantıları yapılmaya başladı. Konular tartışılmaya başladı. Yani bu bile bir pozitif etki yarattı şeyin üzerine. Yani tek bir kişi karar verdim deyip de... Nasıl? Ya bir şey söyleyeyim, ben ona katılmıyorum. İlhan Bey'le konu olduğu zaman bir saat, bir buçuk saat o yönetimde bak gene söylüyorum, elinde solunda bildiğini yapardı. Ama otururdu, herkesi dinlerdi. Alabileceği bir şey varsa alırdı. Benim hep gözlemlediğim budur İlhan Bey'de. Gene bildiğini yapardı, o ayrı. Ama herkesi bir dinler. Ben çok bilirim İlhan Bey'in orada saat 8'e 9'a kadar burada yönetim kurulu toplantıları oradan çıkıp yemeklere gidildiğini falan. Çok hatırlarım bu şeyleri ama son dönemde diyorum ya toplam 5 defa aranızdaki bir gazeteciden ben yöneticinin yönetim kurulunda olduğum halde şeyi duydum yani hocanın kulüpten gönderildiğini duydum yani böyle oluyordu yani. Aylan Bey de olmazdı bu ya, hiçbir zaman ben bunu söylesek haksızlık etmiş oluruz. Gene gönderirdi hocayı ama bu basına düşmeden önce Sinan Gürsoy arardı ya da genel sekreter kimse, herkese mesaj geç Arda'yı yolladım Serdal getirdim diye yazdırırdı bunu. Ve herkesin de haberi olurdu yani, kimse açığa düşmezdi. Can, bizim hep şeyimiz var. Mesela bu imza paraları, menajer ücretleri, garanti paraları. Ben geçen de açıkladım. Bunu bir kez daha herkesin önünde söylüyorum. Bizim yönetim kurulumuz haftalık harcamalarını internette yayınlayacak. Bütün sözleşmelerini, şeylerini, neyimiz varsa yani kanunen gizli bir şey olmadığı sürece, bak kanun diyorum. Onun dışında ne para harcadık, ne kime ne para verdik, kimi kaça transfer ettik. Resmi sözleşmeyle internet sayfamıza koyacağız. Herkes onu bütün şeffaflığıyla görecek. Yani harcamalarda bir kere şeffaflık olacak. Yani yönetim kurulu, bırakın gazeteci, herhangi bir taraftarı demiyorum. Yönetim kurulu üyesi bile harcamaları günler sonra öğreniyordu. Yani böyle bir şey, şöyle sözleşme yapıldı. İşte adam genel sekreterim, avukatım diyor. 20 gün sonra haberi oluyordu yapılan sözleşme. Böyle bir şeydi. Yaptığımız sözleşmeyi ertesi gün internete koyacağız.
Sen de bakacaksın, o da bakacak. Kaç lira almışız, kime ne harcamışız. Aynı şekilde kulübün kasalarını, parasını, harcamasını hepsini internette bir bölüm açacağız. Bununla ilgili de çalışmamız hazır. Ertesi günden itibaren herkes kasamızda kaç lira var, su mu almışız, o suyun faturasını ve ödenen parayı görecek. Böyle, böyle de olması lazım. Sonuçta burası benim babamın malı değil, senin babanın malı değil, kimsenin babasının malı değil. Burası bir dernek, kamu yararına bir dernek. Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış bir şeydir bu, biliyorsun. Kamu yararına olması. Dolayısıyla herkesin her şeyi en şeffaf şekilde görmesine de hiçbir sakınca yok. Artı verilen zararı da yönetim kurulu karşılayacak diye tüzüğe ekleteceğim abi. Bak sizlerin huzurunda söz veriyorum. Gençler Birliği kim olursa olsun biz seçiliriz, başkası seçilsin. Başkan ve yönetim kurulu, başkan ve yönetim kurulu aldığı parayla bıraktığı para arasındaki zararı kendi cebinden karşılasın. Taahhüt etsin. Bak o zaman nasıl yönetiyorlar? Kimse şirketini böyle yönetiyor mu bakalım? Ben bir kere şu Hacettepe ile ilgili kısımda bir şey söylemek istiyorum. Bu da çok fazla konuşulan bir konu kendimle ilgili. Ben Hacettepe'ye ilk başkan olduğumda 2015'in Ocak ya da Şubat ayıydı. Takım zaten orta sıralardı. O sene düşme hattının biraz üzerinde ligi bitirdik. Bir sonraki sene tam ben full başkanlık yaptığım dönemde playoff oynadık. O sene de playoff'ta Bandırma'ya kaybettik. Bandırma zaten şampiyon oldu. İstanbulspor'u finalde yendi ve onlar şampiyon olup çıktı o ligden. Ondan sonraki dönemde de ben zaten 3 ay yaptım, 2,5 ay yaptım. İlhan Bey'in vefatinden 2,5 ay önce falan ayrıldık. Başkanlığı bıraktım. Yani Hacettepe ile ilgili bu geçmişimde bir hep anlatayım da hep yanlış bilgilerle şey yapılıyor. Yok işte düşme hattında değil. Aldığım dönemde oydu. Orada da bitirdiği yer. Ondan sonra zaten 3 ay sonra bıraktım. Tam yapabildiğim dönemde de playoff oynadık. Dediğim gibi. Hacettepe ile ilgili ben bir şey söyleyeyim. Maalesef çok üzülerek söylüyorum bunu. Hacettepe Gençler Birliği neredeyse çöplü haline gelmişti. Niye? İlhan Bey'in şu meşhur lafı var ya, menajerler beni öptü lafı. Ya birisi geliyor, hoca tavsiye ediyor. Birisi geliyor, oyuncu tavsiye ediyor. Alınıyor, A takımda olmuyor, hadi bunu şeye verelim. İşte benim dönemimde bile 3-4 tane böyle A takımı astronomik. Şimdi 2500 liraya benim dönemimde U21'den gelen çocuğumuz oynuyor. 600 bin lira Gençler Birliği'nden garanti para alan çocuğu da o takımda oynatıyorsunuz. Yani böyle bir düzen olmaz ya. Bu ikisi aynı takımda oynamaz. Ya herkes 600 bin liralık adam olur ya da herkes 2500 liralık adam olur. Maalesef Gençler Birliği'nin bu şeyinden dolayı çok... Bizim kafamızdaki Hacettepe planı şu. Hacettepe altyapıdaki oyuncuların oynayacağı yer olacak. Şampiyon olur olmaz meselesi değil. Tecrübe kazanacağı yer olacak. Asaş günleri. Asaş günleri gibi. Nasıl o Asaş aldı bir sene Süper Lig'e kadar çıktı. Aynı şekilde olacak. Evet. Yani o şekilde olacak. Ha şu var. Şunu da söyleyeyim. Sizin altyapınızda her mevkide oyuncu olacak diye bir şey yok. 7 tane 8 tanesi oradan olur. 1-2 tanesini dışarıdan cüzi fiyatlara alabiliyorsanız alırsınız. O şekilde mücadele edersiniz. Ama diyorum ya, yani Gençler Birliği'nden 600 bin lira garanti alan ücret alan oyuncuyla 2500 lira maaşı oynayan çocuğu aynı takımda oynatıyorduk biz. Bunları bir arada tutamazsınız. Bir tanesi Mercedes'le antrenmana geliyor, öbürü belediye otobüsüyle gidip geliyordu. Yani bu böyle bir yapı olmaz. Ya herkes ona uygun olur. Yani çünkü o takımın ruhu o değil. Yani Hacettepe'nin amacı o değil. Hacettepe bir an önce özüne dönecek. Yüksek paralar yok, bütçesi belli olacak. Altyapıdaki çocukları alacak. Dışarıdan da bir iki tane o yapıya uygun oyuncuyla beraber aynı yerde mücadele edecek ve Gençler Birliği'ne oyuncu kazandıracak. Şimdi mesela bu sene de Hacettepe'ye bakıyorum ben. Tamam, playoff'u zorluyor. Playoff'un bir altına iniyor, bir üstüne çıkıyor. Yani önemli olan o değil ki, acaba A takıma bu sene kaç oyuncu çıkacak oradan? En önemlisi o. Kadroya bakıyorsun şöyle oynayan 11'e. Zaten oyuncuların çoğu 6-7 senedir Gençler Birliği'nde gidiyor, geliyor, geri geliyor. Yani bir ya da iki tane var böyle yeni oyuncu, çıkabilecek oyuncu benim gördüğüm. Hacettepe'nin amacı o değil. Yani misyonu tamamlayan oyuncuların geleceği yer değil Hacettepe. Onlar gidecek, Hacettepe genç takım, genç oyuncuların önünün açılacağı yer olacak. Ben Hacettepe olayında biliyorum, bir stoper de orada var, Göztepe'den kiralık. Bir sürü adam aldık, şu adamın bonservisini ben aldıramadım 2 senedir. Ümit Milli'ye gitti, Genç Milli'ye gitti, bana göre çok da iyi bir oyuncu. Hocalar da aynı şeyi söylüyor. Ama biz gidiyoruz mesela, Çin'den futbolcuyu bulabiliyoruz ama oradaki oyuncunun bonservisini gidip Göztepe'den almayı beceremedik yani. Bir despotluğu falan yok. Murat Bey bir kere bence fazla iyi bir insan bu iş için. Onu size söyleyeyim. Ama o kadar iyi niyetli ki, o kadar insanlar çevresini şimdi Sinan Bey bunu bir saat anlatabiliyor. Ben bunu yarım saat anlatabiliyorum Murat Bey. Biz hepimiz işimize bakıyoruz. Ama belli kesin bu İlhan Bey'in de son dönemde çevresini şey yapan bu Sarmal, Murat Bey alıyor 24 saat bunu anlatıyor. Niye Atıf'ı değil de
X adamı almalıyız. Niye Ahmet'i değil de Mehmet'i almalıyız? Onlar daha çabuk ikna ediyor. Murat Bey de dediğim gibi temiz de bir insan. Yani bu İlhan Bey gibi böyle hayata sıfırdan başlayıp da şey yapmıştı. İlhan Bey ben hep onu söylüyorum. Bize yönetimde anlatırdı. 12 yaşında trenlere portakal satarmış Ankara'da. Tren garında o duran trenlere portakal satardım diye. Hepimiz şahidiz bu hikayesini anlattığına. Öyle olduğu için de insan sarrafıydı. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, ne olduğunu anlardı. Ama Murat Bey'in tabii böyle bir şey olmadığı için background'u ya da böyle bir hani tecrübesi olmadığı diyeyim daha doğrusu. Biz söylüyoruz, şey yapıyoruz. O gün akşam biz eve gidiyoruz. Ertesi sabah bir bakıyoruz. Hiç konuştuğumuzdan farklı şeyler olmuş. Bir kötü niyetiyle ihanet falan değil. Ama öyle insanlar var ki çevresinde. Ya başkanım Serdar'a 1 milyon euro atıyorum rakamı. 1 milyon euro mu verdim? Biz sana şuradan öyle bir adam bulduk ki 400 bin euroya uçuyor, kaçıyor, hopluyor, zıplıyor. İnanıyor işte yani. İnandığı için yapıyor zaten bunu. Yani şimdi kimse diyemez ki Murat Bey de oturduğu zaman gece yatağına yatıyordur. Ya bu takıma bu kadar para harcadık. Bu takım hala düşme hattında. Ben mutluyum demiyordur yani. Bize sorulmadı ki. Niye istifa ettiniz? Bize söylenen erken istifa ettiniz. Ya kardeş, ben genel sekreteriyim kulübün. Beni tanıyanlar bilirler, ben kulüpteki en önemli ikinci adamım diye. Hani orada benim istediğim de yaptıramayacağım, kulüpte tek odası olan benim. İstediğim de yaptıramayacağım, işte öyle mi abi? Bir şey yok yani. Arkadaş sayman, bütün para hesabı bundan soruluyor. Giren, çıkan, alınan, verilen. Bunun haberi olmadan kulüpte bir tane bir şey alamazlar, gelecekler, imzalatacaklar. O as başkan, başkan. Diğer arkadaş basın sözcüsü. Ya sizin şirketinizin genel müdürü, CEO'su, müdürü, satış müdürü ayrılıyor ya birdenbire. Ve kimse bize sormuyor niye ayrıldınız diye. İstifalar erkendi. Yani hepimiz 50 yaşında kocaman adamlarız, hepimiz iş adamlarız. Biz sıradan, biz sıradan insanlar değiliz ki. Kimin? Manu'yu. Hayır, hiçbirinden haberimiz yok. Alındıktan 20 gün sonra öğrendik öyle bir adam olduğunu. Yani 15 gün sonra yani. Evet, yönetimdeydik. Yönetimdeydik. Abi diyorum ya bak, aldığımız hiçbir futbolcunun sözleşmesi bana gelmedi. Niye gelmedi? Gelse ben o sözleşmelere onay veririm. Erzurumspor 200 bin lira fiyat çektiler, 160 bin liraya düştü. Ya o sonradan durdu. Şimdi bunları sonradan bunları konuşmanın bize bir yararı yok. Ama ne olur bize de sorsunlar ya, desinler ki ya niye istifa ettiniz arkadaşlar ya? Yani şimdi Arda Başkan seçilirse ne olacak? Ben ne olacağım? Benim görevim ne olacak? Ya da başka bir başkan seçilirse ben Gençler Birliği'nde çalışmak istersem ben ne görev üstleneceğim? Genel sekreter olacağım. Zaten sayman en büyük görev, genel sekreterlik en büyük görev, as başkanlık en büyük görev, basın sözcülüğü en büyük görev. Başka bir görev yok ki. Gerisi uydurma görev ya. Hani adamları mahcup etmeyelim diye, tamam sana da bilmem ne as başkanı yazalım, sana da bilmem neden sorumlu as başkanı yazalım dediğimiz işte. Mesela ben bir şey söyleyeyim bu futbolcu transferle ilgili, hep onu söylüyorum Ercan. Ya defalarca yurt dışına gidildi. Kulüpte bir scout var, scout yardımcısı var. Genel menajeri var kulübün. Defalarca yönetim kurulundan Murat Bey ve yönetim kurulundan bir iki kişi bazen değişerek yurt dışına gittiler. Ya Allah rızası için gittiniz bir tane de adam alın ya. Hiçbirini almadı. Ya belki birini aldılar. 15 tane adam alındı. Bir tanesi seyredilmedi. Ya da bu adamlardan biri bir rapor yazmadı. Bahsettiğimiz Gençler Birliği'nin eski sporcularından güzel bir scout ekibi kurarsın. Bunlar için çok büyük paralar, bizim bir menajere verdiğimiz bir oyuncunun parasıyla bunların bir senelik giderini karşılarsın. Bunları 3-4 maça yollarsın, seyredersin, çapraz raporları alırsın. Bu raporları inceleyen, gözlemleyen bir analiz grubu kurarsın. Daha sonra da bu raporlar şeyinde en son güvendiğin bir iki göze daha seyrettirip oyuncu alırsın. Ondan sonrasında bir şey söyleyeyim. Oyuncunun menajeri, tabii ki her oyuncunun bir menajeri var. Her oyuncuya bir para ödenir. Ama biz onlarla muhatap değil. Oyuncunun bedeli nedir, şeyi nedir? Gider kendi menajeriyle bunu halleder. Bunun dünyada zaten standardı vardır. Yani Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biri bu. Menajer faturayı kesiyor. Bir offshore şirkete bu para gidiyor. Bir sayfa, bir kağıt geliyor. Bunu hesaba işliyorlar. Para da kayıp, menajer de kayıp. Böyle olmaz ya. Zaten bir de dikkat edin. Son dönemde Türkiye'de bu işlerin çıktığı yerlere bakın. Eski Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, işte Afrika'nın belli ülkeleri. Niye bunu gidip de İngiltere'den bir oyuncuyu alırken yapamıyorsun? Avrupa Birliği'nin vergi standartları var. Almanya'da var, Fransa'da var. Böyle büyük antin kuntin işleri yapabileceğini ülkeler belli. İşte eski Sovyet devletleri, Doğu Bloğu ülkeleri, bilmem ne yani. Buralarda oluyor bu tip işlerde. Al kardeşim.
bu ben gidiyorum diyor. Gidiyor, gelmiyor ve bu, yani ne olduğu da belli değil. Adamın yani öldü mü kaldı mı belli değil ve bununla ilgili ne bir UEFA'ya şikayet var, ne bir ceza var, hiçbir şey yok. Adam paraları aldı gitti. Kaç maç oynadı ortada. Ne yaptı ortada? Yani bu nedir? Buyurun Ali abi. Bir şey, bir duaya çok büyük katkısı var spora. Bu sene de İlhan Cavcav sezonunu yaşıyoruz. Onun için çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Ama öyle bir konuştunuz ki yani bazı şeyleri açıklamak durumunda hissediyorum kendimi. Önce para meselesinden başlayalım. Niye bir asgari ücret veriyoruz? Şöyle oluyor, bir hatırlarsanız İlhan Cavcav lirası başkaydı yani. Ben çok, tabii, en çok ifade ettiği şeylerden biri. Cavcav doları. Başka bir şey. Cavcav doları pahalıdır. Hakikaten şimdi biz şöyle şey yapıyoruz, evet. Yani Gençler Birliği'nde biz kendi topçumuz asgari ücret veriyoruz ama yani şimdi yarış ediyor. O topçular da asgari ücretle orada çalışmaya. O İlhan Cavcav dolarını almak için. Çünkü neden? Eğer orada başarılı olursa, mesela Betin Hoca gibi, orada başarılı olmuştur. İşte bugün antrenörlük, teknik direktörlük piyasasında ciddi gelir getiren bir şey var. Mesela Tarık Taşbük. Tarık da mesela çok altyapıdan, çok cizi miktarlarla çalışarak, ki geçmişinde ne kadar başarılı bir futbolcuydu, daha sonra o noktaya geldi. Yani gene Gençler Birliği asgari ücretli de olsa ona sahip çıktı, tekrar ismini parlattı ama arkasını getiremedi. İnşallah bundan sonra belki getirebilir. Yani biraz da Gençler Birliği altyapısında çalışmanın kendi ismini parlattığı için o paralara arkadaşlar razı olduğundan böyle bir ücret politikası. Yani şimdi ben de şimdi onu getireceğim. Şimdi biz 10 sene kaldık orada. Şunu gördük yani İlhan Cavcav'la beraber çalışmak dedim ki hem büyük bir şans hem de bir şanssızlık. Yani biz mesela bunu gördük yani bu paralarla yani bu arkadaşları çalıştırmak, altyapı diyelim ki level şu anda B'deyse bunu çok rahat A'ya çıkartmanın yolları var. Yani ücret politikasını arttırarak bir takım teknik sağlıkla ilgili şununla ilgili kondisyonerle ilgili bir takım katkılar yaparak biraz daha fazla para harcayarak bunu yükseltmek mümkün ama İlhan Cavcav dolarını aşamıyorsunuz. Şimdi saygısızlık da yapamıyorsunuz, muhalefet de yapamıyorsunuz. Yani muhalefet yapmaya kalksanız, mesela şimdi burada gazeteci arkadaşlar var. Beni burada hiç tanıyan var mı? 10 sene ben, var mı? Birkaç kişi belki. Çoğunuz tanımıyor yani. Yani hep bir defa eğer Gençler Birliği'nde çalışıp faydalı olmak durumundaysanız kendinizi biraz geride tutmak zorundasınız. Eğer biraz kendinizi ön plana atarsanız silmezsiniz, gidersiniz. Altyapıda giden oyuncuların gittiği takımı görüyorsun. Ya damacanayla su veriyoruz. Ya biz her birinin yani 24'lük 10 tane koli koymanın yani küçük su koymanın şeyi ne? Damacanayla takım gidiyor. Bunlardan Gençler Birliği para kazandığını zannediyor. Ama ne yapıyor biliyor musun? İkinci ligden düşmek üzere olan bir takımın stoperine gidip imza ücretiyle para ödüyoruz. Ya o adama verdiğimiz imza bedeli, adam da kayıp bu arada nerede olduğunu bilmiyorum. O adama verdiğin imza bedeliyle sen o kulübün altyapısındaki hocaları rahat rahat bir sene maaşla istedikleri yani standardın üzerinde bir maaş verirsin. Damacanayla da bir yere göndermene gerek kalmaz. Hepsine güzel su kolileri de verirsin. İyi otobüslerle de yollarsın. Doğru yap yeter ki bu iş. Yani nereye harcadığını bil. Yani ikincilikten düşmek üzere olan bir takımın stoperine imza parası verme de git bunları hallet. Yani pek de bir şey kaybetmezsin bu işte. Gerçekten bir sürü konuda altyapıda hep beraber çalıştık. Faruk hocalarla. Gerçekten aşamadık. Yani bir yere gelip bir yerde tıkanıyorduk. Aşamıyorduk. Yani çok taleplerimiz oldu. PAF takımıyla ilgili taleplerimiz oldu. Hocalarla ilgili taleplerimiz oldu. Daha profesyonel ekiplerin gelmesiyle ilgili taleplerimiz oldu. Ama rahmetli aşılmıyordu. Son karar. Başkanımız dahil bütün arkadaşlar hep beraber çalıştığımız insanlar. Biz orada kusursuz olmadığımızı biliyoruz. Hangi eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz. Türklerin bir şeyi var yani büyüklerine karşı. İlhan Bey, İlhan Cavcav bizim için başkandan ötesinde bir baba gibi. Çok farklı bir şey. Bunu tarif etmek çok zor yani. Ona muhalefet edemezsiniz yani. Ona rağmen bir şey yapamazsınız. Ya düşünün şimdi bir yer, ya biz kusursuz değil, İlhan Bey de kusursuz değil. Yani bunu söylemek İlhan Bey'in değerinden bir şey düşürmez. Ya şimdi meyve alıyorsunuz, muz parası hesap ediliyor. Yani böyle bir ortam Ali var. Abi sen belki bilmezsin ama Altan bilir bunu. İki sene o personele zam yapılmadı ya. Bunun herhalde en son Hıfzı Bey bir kavga etti de öyle bir zam alabildi personel iki sene sonra. Yani diyorum ya yani bunlar çok büyük rakamlar değil ama bir tane oyuncuya veriyoruz bunun 10 katı rakam gidiyor geliyor. Çok merak ediyorum. Bu kadarını söyleyeyim size.
Şimdi her sene futbol okulunda 1000'den fazla öğrenci gelir. Yani her yıl 1000'den fazla öğrencinin yazıldığı, futbol okuluna geldiği bir yerde taraftar olmaz mı? Gençler Birliği'nin tarafları nasıl olmaz? Yani bizim politikalarımız biraz farklıydı yani. Çok şimdi bunlara girmek istemiyoruz. Yani yaralanırız, gerek yok yani. Ya çok saygıdeğer bir ortamlarda çalıştık, ettik vesaire. Ama şimdi biz onları gördük yani. Biz inşallah yani o aldığımız şeyi, yani gördüğümüz o mirası, gördüğümüz o eğitimi bir üste çıkardığımız zaman çok fark yaratacağımıza inanıyoruz yani. Bir inançla buradayız. Yani Gençler Birliği kötü olmuş, iyi olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. İnanın bizim derdimiz değil yani. Biz o 10 sene içerisinde beraber çalıştık hep. Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hayallerimizin de hem siz basını hem bizim milletimizi, Türkiye'yi, herkesi memnun edeceğine inanıyoruz yani. Bu inançla göreve talibiz. İnşallah genel kurul da bizi takdir eder, seçer. Biz de bu hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı bulup sizinle öyle bir basın toplantısı yaparız. İnşallah. Şunu söyleyeyim. Bir kere basın ve yönetim birbirinden ayrı olamaz. Ha, Ankara basını diyorsun. Ankara basını sonuçta ekonomik bir şey. Yani sonuçta gazetenin patronu da bir tüccar olarak bakıyor işe. Ankara'da Ankara basınının yaptığı gazete satılmazsa patron da ekonomik olarak bunu şey yapıyor. Biz burada nasıl birbirimize destek olacağız? İşte burada topa giriyorum. Hiçbir hırsızın günahı yok. Ya biz bu haberleri yaparken patronlar bakıyorlar. Gençler Birliği, Ankara Gücü. Bir bitirebilir. Neden bir bayram tebriği vermezsiniz? Neden bir kutlama vermezsiniz? Neden bir ilan vermezsiniz? Adam bakıyor, siz böyle haber yapıyorsunuz. Şu an ya biz sabahtan beri ne anlatıyoruz, adama zaman alamadık diyor, sen ilan diyorsun abi ya. Yani şimdi, fakat şunu söyleyeyim ben. Bundan oraya herkes. Yok yok, ilanmesi, bak bir şey söyleyeyim. Bu Ali abi, taşıma suyla değirmen dönmez. Gençler Birliği'nin 30 bin, 40 bin taraftarı olursa, sen Gençler Birliği'ne yazı yazdığın gün, senin o ekini 20 bin kişi satın alır. Önemli olan bunu sağlamak. Şimdi sen 1000 kişi diye zaten kombine satan bir adam, 1000 tane kombine satan bir kulüpten gidip de senin gazetenin ekinden 20 bin tane almasını bekleyemezsin abi günde. Dolayısıyla bu bir bütün. Biz bu toplantıları yönetime geldikten sonra sık sık yapacağız. Her ay yapmaya çalışacağız. Oturacağız, bunları birlikte dertleşeceğiz. Yanlışları, doğruları tartışacağız. Taraftar da elde ettikçe o taraftarları da biz yönetim olarak bu şeylerin, gazetelerin satılmasıyla ilgili çalışmaları yapacağız ki dediğim gibi en de sonunda patrona diyecek ki ya sen gazeteyi satıyorsun, ben de bu gazeteyi basayım diyecek. Adam da niye yapsın yani öbür türlü? Çıkarıp yapıyorum. Hayır, bir saniye. Hakan hocamın açıklaması çok güzel. Gençler Birliği'nden büyük olmadığı için öyle demeyi uygun bulduk. Yapar diye düşündüm. Yani gönlümde gezindim. Etkiler anladın mı yani? Bak mesaj çok derin. Estağfurullah, öyle demedim. Bak Hakan hocamın mesajı çok... Hakan hocam öyle düşünür şey yapar. Yani derin bir mesaj var o işin içinde. Öyle orayı verirler mi vermezler mi bilmiyorum ama bence Gençler Birliği'nin olduğu stat tek başına kendisinin olması lazım. Yani ben mesela hep Cebeci işte o yüzden hayal etmiştik biz o zaman gittiğimizde. Yani hatta diyorum ya Veysel Başkan'la o konuştuğumuzda TOKİ'ye 600 konut mu dedi, 500 küsür konut artı bir çarşı. Ya dedim devlet buradan bu parayı da kazanmasın yani. Adamın da çok güzel desteği oldu bu konuda Veysel Başkan'ın bize. Ya dedi TOKİ'ye gidelim şey yapalım, bunu almaya çalışalım. Stadın yapımında da ben her türlü fedakarlığı yaparım dedi. Efendim? Dedi yurtlara değil mi orası? Yurt en son yurt oluyor. Biz o zaman bakın bu... Biz en son gittiğimizde biz 2 sene filan sen de vardın herhalde değil mi? Beraber gitmiştik ya, bu benim söylediğim 2 sene önceki şey. Yani TOKİ'nin yurdu başka yere, ya biz bir proje yapalım da bırakalım büyükler reddetsin. Yani oraya gidip güzel, mesela benim aklımdaki 6 büyük kapalı bir çok katlı bir otopark ve sokak çarşıların olduğu, kira getirisinin olabileceği bir yer. Üzerine de 10-12 bin kişilik bir stat, 20 bin kişilik belki bir stat yaptığın zaman, böyle bir projeyle gittiğimiz zaman yurdu başka yere yapalım, yapmayı önersek niye kabul etmesinler? O TOKİ zamanıydı. Başkan da söylemişti bize. Yani ben o zaman da gideceklerdi TOKİ'ye devri. Yurt tarafı satmış. Normalde arsa sahipleri bu gözüspor amaçlı vermiş bedava. Tapuda da şerh varmış. Aynen öyle. TOKİ cin gibi bir konu olduğu için 60 kredi yurtlara satmış. Hadi 35 milyon lira mı 70 milyon lira mı satmış. Bu yüzden arsa sahipleri mahkemeye gitmiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani mal sahipleri, biz o zaman da gittiğimizde başkanımız da söyledi, buraya spor tesisi kurulsun diye hibe etmişler zamanında bu stadın yerine.
Dolayısıyla şimdi gidip de biz spor tesisi kuracağız, TOKİ, şeyden de kredi yurtlardan da burayı aldık deyip burayı Gençler Birliği Kulübü'ne, Gençler Birliği Hacettepe'ye alabilsek, adamlar yok mu diyecekler. Üzerine de güzel bir proje yapıp bir köşesine de onların ailesinin ismini versek, atıyorum kapalı tribün, o ailenin adı neyse, o arsayı bağışlayan ailenin adını verdik desek, yok mu diyecekler. Ya plan üretilir, bunlarda hiçbir şey yok. Şeye gideriz, Ostim'e gideriz, Ostim niye olmasın? Ostim stadı alınır, büyütülür, altyapısı var, şeyi var, yolları var, her şeyi hazır. Ya yeter ki bir uğraşalım, bir şey... Ya olur yani bir... Ben... Yani şöyle, ben diyorum ya, hani uzun vadede Gençler Birliği'nin kendi stadı olması lazım. Yani Ankara Gücü orada oynar, Gençler Birliği orada oynar. Belki sadece Hacettepe pilot takımı diye burada oynayabilir.